Yukarıda verilen birimlerden hangileri elektriksel güç birimi olarak kullanabilir demiş. Arkadaşlar watt doğrudan gücün birimi zaten onu alırız. Şimdi diğer iki birime bakarken ya biz birimleri doğrudan her şeyin birimini aklımızda tutmayız. Temel birimleri biliriz değil mi? Bir de formülleri biliriz. Dolayısıyla bunları kapatırsak, mesela Joule yerine enerji dersek ya da iş dersek, saniye yerine de zaman dersek, E bölü T bir şeyin formülü mü ya da iş bölü T bir şeyin formülü diye bakmak lazım. Evet, güç dediğimiz iş bölü zaman ya da enerji değişimi bölü zaman. O yüzden gücü verilmiş. Dolayısıyla birimi Watt olarak kullanabilir ya da güç olarak kullanabilir deriz. Şimdi volt çarpı amper gücün birimi bilmiyoruz. Şöyle yapacağız. Dolayısıyla voltu V ile göstereceğiz. Amperi de I ile göstereceğiz. Ha, bu bir şeyin formülü mü diye bakacağız. Evet gücün formüllerinden bir tanesi. V çarpı I diye formülümüz var. I kare çarpı R diye var. Ya da V kare bir diye 3 tane formül var. Onlardan bir tanesi. Dolayısıyla güç formülü olarak kullanabiliriz deriz. O yüzden cevabımız 1, 2, 3'ten Edirne olacakmış. Elektriksel faturalarda birimi kilowatt saat olan değer aşağıda hangisini ifade ederdim? Şimdi kilowatt saat neyin birimi ona bakalım isterseniz. Kilowatt'ı kapatalım. Kilowatt güç birimi. Dolayısıyla P yazalım onun yerine. Saat yine de zaman yazalım. Dolayısıyla güçle zaman çarpımı neyi verir diye düşüneceğiz aslında. Çünkü formülleri biliriz de birimleri çok fazla ezberlemeyiz formu şeklinde. Dolayısıyla eşittir P çarpı T yapar burada. O zaman elektriksel enerjinin birimi olarak kullanılabilirmiş. Bu anlamda enerjiyi arayacağız. Bir fatura döneminde tüketen elektrik enerjisi demiş. Evet cevabımız alan olacakmış deriz. İş direnci önemsiz üretici ve özdeş dirençlerle kurulmuş elektrik devresi şekildekidir. X direncinin birim zamanda harcadığı enerji E'dir. Buna göre birim zamanda devrenin tamamı da harcadığı enerji ne kadar diye sormuş. Arkadaşlar enerji bir yazalım isterseniz. Enerji güçle zamanı çarpım. Tabii güç yerine farklı formüller yazılabilir. Potansiyel çarpı akım ya da i kare çarpı R ya da V kare bölü R diye üç formülden biri yazılabilir. Bakalım biz hangisini kullanacağımıza karar veririz. Bakın böyle bir devrede akımı çok rahat paylaştırabiliriz. Şu paralel akı, dirençlerden I, i, akımı geçerse dirençler eşit işte olunca mecburen akımlar da eşit işte olacak. O zaman buradaki R'den 2'yi geçermiş deriz. Dolayısıyla akım olan formülü kullanmak daha mantıklı. Yani i çarpı R olan i kare çarpı R formülünü kullanabiliriz rahatlıkla burada. X'te başlayalım. Burada harcadan enerji E kadarmış. Bu E'yi yazalım isterseniz. I kare çarpı R çarpı zamana da T diyelim. Buna e demiş. Dolayısıyla bunda harcadan enerji de i kare çarpı r çarpı t'ye kadar. O zaman buna da e demek lazım. 2 olmuş oldu. Tamamını soruyor çünkü bize. Bir de buna bakarsak 2'nin karesi 4 i kare çarpı r çarpı t. Dolayısıyla buna 4 e demek lazım. O zaman devrenin toplamında 6 e'lik enerji harcanıyormuş diyebiliriz. Bu anlamda cevabımız Ceyhan olurmuş. İş direnci önemsiz üreteşlerle oluşturulmuş elektriklerimiz şekildeki bir. Buna göre KLM anahtarlarından hangilerinin tek başına kapatılması sonucunda x direncinin birim zamanda harcadığı enerji değişmez demiş. Arkadaşlar şimdi şuradaki kanun olduğu yeri kapattığımız takdirde bakın K anahtarını. Zaten gelen akım artıdan gelen akım şöyle bir dirençsiz yolu tercih eder. K üzerinden gitmek istemez. Az önce zaten buradan gidiyor da şimdi kapattığımız zaman da yine buradan gidecek. O yüzden burası ikinci durumda kısa değer olur. Yani onun olması da olmaması bir şeyi değiştirmiyor. O yüzden dolayısıyla K ne yapmayacak? X'ten geçen akımı dolayısıyla potansiyeli dolayısıyla gücün enerjisini değiştirmemiş olacak. Dolayısıyla K'yı değiştirmez diye alacağız. Birincisi bu. Şimdi diğerleriyle devam edersek diğeri L, ile devam edelim isterseniz. Şimdi biz L'yi kapatmadan önce bakın üreteceğimiz şuradaki X ve yanındaki R direncine paralel bağlı. Tabi bu dirençler birbirine seri bağlı. Şimdi normal şartlarda bunların dirençlerin eşit olduğunu kabul etsek V bölü 2 V bölü 2 paylaşırlar potansiyeli. Birazdan biz buradaki L anahtarını kapatınca bakın sol tarafın direnci R bölü 2 olur. Sağ tarafın direnci R olmuş olur. Paralelse birini alıp 2'ye bölüyorduk. Şimdi yeni durumda potansiyeli paylaştırırken dirençle orantılı paylaşacaklarından dolayı 1'e 2 paylaşırlar. O zaman elimizdeki V'yi 3'e bölecek olursak soldakine V bölü 3 sağdakine 2 V bölü 3 vermemiz gerekir. Dolayısıyla X'in potansiyeli V bölü 2 iken artık 2 V bölü 3 olduğu için arttı. Dolayısıyla değişmiş oldu. O yüzden L'yi kapatmak işimize yaramadı. Son olarak M'ye bakarsak arkadaşlar üreticimiz şu alttaki kola paralel, üstteki kola da paralel. Dolayısıyla M anahtarının değişmesi yani üst kolun değişmesi ortadaki kola düşen paralelliği değiştirmiyor. Yani üreteç potansiyelimiz V kadarsa yine buna V/2 buna V/2 düşecek. Yukarıdaki M'nin kapatılması üst koldan geçen akımı değiştirir ya da potansiyeli değiştirir oraya düşen. Tabi toplamını değiştirmiyor da mesela önceden V bölü 2 V bölü 2 kadarsa şu bunu kapattığımız zaman bu kısa devre olacak. Bütün V buna düşecek. Mesela üstteki direncin potansiyeli dolayısıyla gücü enerjisi değişti ama alttaki X direncinin gücü enerjisi herhangi bir değişiklik olmadı. O yüzden M'de değiştirmezmiş diyebiliriz. Bu anlamda cevabımız K ve M, yani Ceyhan olacakmış. Pil elektrik motoru dinamo ve lamba ile oluşturulmuş düzenek şeklindeki gibidir. Düzenekte gerçekleşen enerji dönüşümler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki 1, 2, 3, 4 dönüşümlerinden hangileri yanlıştır demiş. Arkadaşlar pil kimyasal enerji var içerisinde kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürür. Dolayısıyla doğru bize yanlış soruyor. Elektrik motoru mesela motoru prize taktığımızda ne yapıyor? Elektrik enerjisini hareket enerjisine, yani mekanik enerjiye dönüştürmüş oluyor. Nasıl doğru olmuş oldu? Dinamoda elektrik motorun tersi gibi düşünebilirsiniz. Mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Aslında hareket enerjisi var, o da mekanik enerji olmuş oluyor. Mesela bisikletlerde falan da var. Dinamo dediğimiz lambayı yakıyor. Bisiklet döndükçe bisiklet teker o dinamonun ucunu döndürüyor. O döndükçe ne yapıyor? Elektrik enerjisi üretiyor. Yani hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşmüş oluyor. Tabi hareket enerjisi mekanik enerji olmuş oluyor. Dolayısıyla 2'nin üçüncüsü de doğru olmuş oldu. Lamba elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştürüyor. Dolayısıyla burada mekanik enerji ısı ve ışık dediği için yanlış olmuş oldu. O yüzden yanlışımız yalnız 4 yani Bursa olacakmış cevabımız. İş direnci önemsiz güç kaynağı veriyor. reosteyle oluşturan şekildeki devrede meydana getirilen değişiklikler sonucunda akım şiddeti potansiyel farkı grafik şekil 2'deki gibileri buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar ne var? Burada bir güç kaynağı var. Reoste direncimiz var. Üzerinden bir akım geçiyor. Bu mantıkla bakalım isterseniz. Ne diyor? Grafikteki bir nolu bölgede güç kaynağının gerilimi değiştirilmiştir diyor. Şimdi birinci bölgeye baktığımızda arkadaşlar V eşittir I çarpı R yazdığımızda bakın reoste sürgüsünü hareket ettirmediğimizde yani R'yi değiştirmediğimizde potansiyel fark sağa doğru gitgide artmış. Burası arttıkça akım da ne yapmış artmış. Dolayısıyla evet dolayısıyla potansiyel arttıysa akımına doğru orantılı olacak. Bu da artacak deriz. O yüzden doğru birinci bölgede potansiyel fark arttırılmış. İki. griftteki iki nolu bölgede Reostan'ın sürgüsü hareket ettirilmiştir diyor. İki nolu bölgeye bakalım istersen şu kısma. Bakın tekrardan potansiyel eşittir işte I R diye yazarsak. Burada potansiyel farkı sabit kalmış. Yani şu kısım sabit. Ya potansiyel farkı sabit nasıl oluyor da akım artıyor? E direnç azalınca artacak. O yüzden direnç burada azalmıştır deriz. O zaman da sürgüyü hareket ettirmek lazım. Hatta şuradan gelen akım mesela buradan geldiğini düşünürsek şöyle geçer ve devreyi tamamlar. O zaman sürgüyü de sağa doğru çekelim ki direncimiz ne yapsın burada küçülsün. Tabi ne tarafa doğru çekileceğini söylemiyor bize sormuyor. Biz sadece ekstradan onu söylemiş olduk. Sürgü dolayısıyla hareket ettirmeli deriz. İkinciyi aldık. 3. Grafikteki bir nolu bölgede devrede harcanan güç akım işletiyle orantıdır demiş. Arkadaşlar bunu da bakalım isterseniz bu kısımda. Şimdi güç dediğimiz akım işletiyle orantılı mı diye soruyor. Orada dikkat edersek V eşittir I R yazdığımızda bakın potansiyel arttırdığımızda akım da artıyor. Direncimiz de oysa bu aralık sabit. Şimdi direncimiz sabitken gücümüz neye bağlı yazarsak güç formüllerden bir tanesi i kare çarpıya bunu yazalım isterseniz. Bakın R sabit olduğunda güç akımın karesiyle doğru orantılı. I ile doğru orantılı dersek yanlış olur çünkü karesiyle orantılı olmuş olur. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız 1 ve 2'den Bursa olacakmış deriz. X direncine ait P, I, Y direncine ait PV, Z direncine ait VI, T direncine ait P, I kare grafikleri şekil 1, 2, 3'te verilmiş, 4'te verilmiş. Buna göre X, e, Z, T dirençlerinden hangi ikisi e özdeş olabilir diyor. Yani direnç değerlerini bulmamızı istiyor aslında. Şimdi gücün formüllerini yazalım isterseniz. Güç dediğiniz potansiyel akımın çarpı ana formülümüz bu. Ama V eşittir işte I çarpı R olduğu için burada yerine yazaraktan iki tane daha formül elde edebiliriz. Mesela V yerine I çarpı R yazarsak o zaman formülümüz I kare çarpı R oluyor. Ya da I yerine V bölü R yazarsak o zaman da V kare bölü R formülünü elde ediyoruz. Yani üç tane güç formülü yazılabilir. Ya hocam hangisini kullanalım? Şimdi grafikte bakacak olursak mesela birinci de P ile I'yi vermiş. R'yi soruyor. O zaman i kare R'li formülü kullanmak mantıklı. Çünkü P'yi biliyoruz. i'yi biliyoruz. Oradan R'yi bulabiliriz. Değil mi? Hadi diğerini de bulup oradan geçiş yapabiliriz ama gerek yok. Doğrudan bulacağımız şeye ulaşmak daha mantıklı. Şimdi bu mantıkla bakalım. Birinci de o zaman P eşittir. I kare çarpı R'yi kullanalım. P'miz 16. I karemiz 2'nin karesi çarpı R. Mesela R'yi buradan yalnız bırakırsak ne yaparmış? 4 yaparmış. O zaman birincinin direnci 4'müş. Başka 4 var mı bakacağız. Ya da başka ikili de işte olabilir tabii ki. İkinci de güçle v, P ile V'yi vermiş. O zaman V çarpı I formülünü kullanırsak yok. I'yi bulacağız. V kare bölü R formülünü kullanalım. Hadi kullanalım. Güç eşittir 8. ve karemiz 8'in karesi bölü R. O zaman R'miz buradan ne yapar? 64 bölü 8'den 8 mi yapar? Mesela buradan direncimiz 8 olmuş oldu. Devam. Z'de V ve I vermiş. Mesela oradan direnci doğrudan bulabiliriz. V eşittir işte I çarpı R formülünden bulabiliriz. V yerine 8 yazdık. Akım yerine 2 yazdık. Direncimiz buradan 4 yapar. Aslında bulmuş olduk değil mi? Mesela X ile birinci de Z. Üçüncünün dirençleri birbirine eşitmiş deriz. Dördüncü de bulalım isterseniz T'yi de. Orada da güçle akımın karesini vermiş. O zaman P eşittir. I kare çarpı R'yi kullanalım. Güce 8 yazdık. I karenin R'nin yerine 4 yazmış. Ona dikkat akım 4 değil orada. R'imiz dolayısıyla buradan ne yaparmış? 2 yaparmış. Dolayısıyla eşit olanlar 1 ve üçüncüsü yani X ve Z oldu deriz. Bu da nerede var arkadaşlar? X ve Z'miz Bursa'daymış cevabımız. Buzdolaplarının enerji tüketim sınıflama testleri 32 santigrat derece sıcaklık ortam koşullarında gerçekleştirilir. Ortam sıcaklığının değişimi buzdolabının enerji verimini etkileyebilir. Buzdolabı almak için beyaz eşya mağazasını gezen Gülistan X ve buzdolaplarına ait enerji sınıfı dolapların şekillerdeki gibi olduğunu görüyor ve satış danışmandan bu tablolar hakkında bilgi vermesini istiyor. X buzdolabı A artı yani A plus deniyor bunlara. Y buzdolabı A plus plus artı artı enerji sınıfında olduğuna göre satış danışmanın açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar enerji verimli A, A artı artı oldukça verimlik yükseliyor. Yani kayıp azalıyor dolayısıyla daha yüksek verime sahip olmuş oluyor. Daha az enerji harcıyorlar. Dolayısıyla bu tür buzdolaplarını ya da beyaz eşyaları tercih etmek lazım mümkün olduğu kadar. Ne demiş birinci de? Y buzdolabının enerji verimli X'inkinden fazladır. Evet çift artılı olduğu için daha verimli olmuş oluyor Doğru. 2 xi buzdolapları özde şartlarda çalıştırırsa x'in elektrik tüketim maliyeti yeninkinden fazla olacak. Evet ikincisi daha verimli olduğu için birincisine göre. Dolayısıyla ikincinin maliyeti az birincinin maliyeti daha yüksek olmuş olacak. Doğru dolayısıyla bu da 2'de. 3. Ortamın sıcaklığının artması buzdolabını bir zamanda tüketti elektrik enerjisi artırır demiş. Arkadaşlar buzdolabı sonuçta içindeki yiyecekleri soğutmak için kullanıyor. Şimdi dış sıcaklık 32 santigrat derecede yapılmış. Daha yüksek sıcaklık olduğu zaman bu sefer onu işte artı 4'e ayarlıysa oraya soğutmak için daha çok enerji harcamak zorunda kalacak. Dolayısıyla enerji tüketimini artırır deriz. Bu anlamda cevabımız 1-2-3'ten Edirne olurmuş. Kalet ampulü ve L akrofeleman lambasının güçleri şekilde gibidir. Buna göre yargın hangileri doğru demiş. Arkadaşlar LED ampuller daha verimli olmuş oluyor. 15 watt gücünce çalışıyor. Diğer 60 watt gücünde çalışıyor. Belki 15 wattlık LED ampul daha fazla ışık veriyordu değil bir Ekstra bilgi olarak söylüyorum bunu sorudan bağımsız. Bakalım ne diyor buna göre. Aynı gerilimle çalıştıklarında L'nin çektiği akım K'nınkinin 4 katıdır demiş. Bakın güçlerini vermiş. Şimdi güç dediğimiz potansiyeli akımın çarpımı. Aynı gerilim altında diyor. Burası eşit olacakmış ikisi içinde. Bakın gücü büyük olan akımı da fazla olacak. Şimdi birincisi 15 watt, ikincisi 60 watt. O zaman birincisi I kadar akım çekerse ikincisi 4 I akım çeker deriz bu anlamda. Dolayısıyla aynı gerilim ile çalıştığında L'nin çektiği akım K'nınkinin 4 katıdır. Doğru olmuş oldu. 2. Aynı gerilimle çalıştıklarında K'nın 5 saatte tükettiği elektrik enerjisi L'nin 20 saatte tükettiği ile aynıdır demiş. L20 saatte tüketir demiş. Bakalım şimdi enerji güçle zamanın çarpımı. Bakın ikincinin gücü daha fazla olduğu için daha fazla enerji harcıyor aslında. Dolayısıyla birincisi işte gücüne ne diyeceğiz 15 watt ne kadar süre 5 saat çalıştı. Bu kadar harcamış oldu. İkincisine bakacak olursak bakın diğeri gücü zaten büyük 20 saatte harcar demiş. Hayır. Onun çarpı 1200 yapar. Bunun çarpı 75 yapar. Mesela tam tersi olmuş olacak bu anlamda. Birincinin 20 saatte tükettiğini ikincisi 5 saatte tüketmiş olur. O yüzden yanlış olmuş oldu. 3. Kabilenin birim zamanda harcadığı enerjiler eşittir demiş. Enerji formülü az önce yazdık. Tekrardan yazalım. Güçle zamanın çarpımı eşit. Diyor ki ne? Aynı zaman diliminde. O zaman T eşit kabul edersek güç harcanan enerjiyle daha doğrusu harcanan enerji güçle doğru orantılı olmuş olur. O zaman harcanan enerjiler eşit olmayacak. Birincinin gücü az olduğu için harcadığı enerji de az olacaktır. O yüzden cevabımız yalnız bir yani adan olacakmış deriz.